Ocağımın altını açıyorum. Beşamel sosumuzu yapacağız. Ve bir de güzel bir kıyma sosumuz var. Her ikisinde de tereyağı kullanıyorum. Şimdi beşamel sosun tereyağını ekleyelim. Unu kavururken içerisine eklemiş olduğunuz yağ miktarı çok önemli beşamel sosta. İçerisine önce tereyağını koyuyoruz. Tereyağı eridikten sonra unu ekleyeceğim. Bunu yaparken de tereyağının içerisindeki un yağdan fazla olmamalı. Şimdi tereyağı eridikten sonra unumuzu ekliyoruz içerisine. Bakın bol miktarda tereyağını koydum. Dilerseniz bunu zeytinyağı ile de yapabilirsiniz. Güzelce karıştırıyorum. Biraz ocağımızın altını kısalım. Güzelce karıştırdık. Bakın unun rengi dönmeye başladığında içerisine sütümüzü ekleyebiliriz. Hemen şimdi sütümüzü de ekleyelim. Güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Evet, sütü de ekledikten sonra bu şekilde güzelce karıştırıyoruz. Koyulaşmaya başlayacak. Kıvamını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Eğer çok koyu olursa biraz daha süt veya su ekleyerek kıvamını açabilirsiniz. İçerisine şimdi az miktarda da tuz ekleyeceğim. Eğer seviyorsanız biraz da muskat cevizi rendesi ekleyebilirsiniz. Kıvamını da aldı. Şimdi ocağımın altını kapattım. Beşamel sosumu biraz dinlendireceğim kenarda. Bu sırada da şimdi tavamız da ısındı. Kıymalı sosumuzu yapacağız. Bunun için de tereyağımızı ekleyelim. Kıymayı kavururken bir miktar da kuru soğan ve sarımsak kullanacağım. Şimdi soğanımızı da temizleyelim. Şimdi kuru soğanı da bakın bu şekilde ince doğrayacağım. Biraz da sarımsak ekleyelim. Sarımsağımızı da ince bir şekilde doğruyoruz. Soğan ve sarımsakları ekliyorum ve yavaş yavaş kavuracağım şimdi. Bu arada patlıcanlarımızı da hazırlayalım. Alaca soyacağım. Soyacak yardımıyla yapabilirsiniz bu işlemi. Sap kısımlarını da alıyoruz patlıcanların. Evet, ortadan ikiye keselim uzunlamasına. Tekrar kesiyorum. Parmak şeklinde veya biraz daha kısa yapabilirsiniz patlıcanları. Kasemin içerisine alacağım ve biraz tuz serperek hafif terlemesini sağlayacağım. Bu da patlıcanların acısını atmasını sağlayacak. Kenara koyuyorum, biraz bekletelim. Evet, kıymamızı da ekleyebiliriz artık soğan ve sarımsakların içerisine. Bunları da güzelce karıştıralım. Nohutumuzu ekleyelim. Salçamızı ekleyelim. Bunları da güzelce karıştırıyorum. Domatesin de kabuklarını alacağız. Önce sap kısmını alıyorum. Bıçağımla bu şekilde yavaş yavaş hareket ettirerek kabuğunu alıyorum. Fırın kabımızı da alalım yanımıza. Şimdi nohutların içerisine biraz su ekleyeceğim. Kapağımı da kapatıyorum. Yaklaşık bir 5 dakika bu şekilde ocakta kaynatmaya devam edeceğim. Ve sıra geldi şimdi patlıcanlarımızı yıkamaya. Üzerine biraz tuz serpmiştim terlemesi için. Şimdi soğuk sudan geçiriyorum. Evet, patlıcanlarımızı güzelce yıkadıktan sonra şimdi fırın kabımın en alt kısmına bu şekilde güzelce yerleştiriyorum. Şimdi domatesimizi de kongase doğrayacağım. Ortadan ikiye kestikten sonra güzelce doğruyorum. Şimdi biraz önce hazırlamış olduğum bu kıymalı sosu güzelce karıştırdık. Patlıcanların üzerine döküyorum. Şimdi bunun üzerine de domateslerimi dökeceğim. Domatesleri de bu şekilde yayalım. Beşamel sosumuzu da tekrar güzelce karıştırıyoruz. Şimdi az miktarda içerisine su koyacağım. Biraz açacağım. Baharat dökebilmek için. Sosumuzu da bunun üzerine gezdiriyoruz.
Son olarak da şimdi üzerine peynirimi koyacağım. Ve fırına gidiyoruz şimdi. Kapağımı kapatıyorum. Derecemi de 200 dereceye ayarlıyorum. Yaklaşık 20 dakika güzelce pişirdikten sonra bu yemeği servise sunacağım. Patlıcanlarım güzelce pişti. Şimdi fırından çıkartabilirim. Yemeği bu şekilde sofranızın ortasına getiriyorsunuz efendim. Hafif de böyle fokurduyacak. Çok da güzel, lezzetli bir yemek.